Evet, Netflix Türkiye'deki yapımlarını geri çektiğini birkaç gün öncesinde yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Ama neden geri çekildiği konusunda şüpheler vardı. Düşündüğümüz mü gerçekleşiyor? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Cüneyt Özdemir bugünkü YouTube yayınında Netflix ile Rütü'nün anlaşamadığını söyledi ve Netflix'in Türkiye'yi gözden çıkardığı haberini yaptı ki önceki gün dün akşam cumartesi akşamı da Twitter'dan bunu duyurmuştu. YouTube yayınında detaylara değindi. AKP iktidarının nerelerden nerelere geldiğini görüyorsunuz. Netflix'teki mesele biraz ticari, biraz da AKP'nin duygusal ideolojik ilişkisi. Şöyle ki Dijitürk ve AKP'nin Katarlı ortaklarının, televizyonlarının, dijital medyasının Netflix karşısında izlenmemesi ve zarar etmesi AKP'yi Netflix'i sıkıştırmaya zorluyor ama bir başka şey de AKP'nin toplumda yaratmak istediği toplum mühendisliği projelerinin yani ATV ve Kanal D ile beraber topluma nüfuz ettirmeye çalıştığı ideolojisinin Netflix nedeniyle aslında tam olarak yansımamış olması. Çünkü kimse artık AKP ve Erdoğan tarafından ele geçirilmiş olan televizyon kanalları ve bunların dizilerini izlemiyor. Çünkü dizilerin senaristleri bile bunları çekerken Erdoğan olmasa bile danışmanlarına soruyor. AKP bir toplum mühendisliği yapmaya çalışıyor. Rejim değişikliğini her anlamda yapıyorlar ve toplum mühendisliğinde AKP'nin ele geçirdiği kanallar çok ama çok önemli. Bu manada Netflix'teki daha çok Batı kültürünü içeren dizilerinden adeta nefret ediyorlar. Sosyal medya hesaplarının Türkiye'de denetlenmesi konusu geçtiği zaman Netflix'in isimlerini saymaların nedeni buydu. Zaten o gün çektiğim videoda bunu söylemiştim. Sosyal medyaların denetlenmesi konusuna gelince Türkiye'de büro açacaklarını düşünmüyorum. Evet, Almanya'yı sürekli örnek gösteriyorlar ama Almanya'daki adalet düzeniyle Türkiye'deki adalet düzeninin aynı olduğunu düşünüyor musunuz? Ve sosyal medya şirketleri gelip de Türkiye'deki AKP ile beraber, yani devletle AKP ile beraber çalışma isteğini karşılayıp büro açtıkları zaman adil yargılanacaklar mı ve bu veriler adil kişilere mi gidecek, verilerin gideceği kurumlar adil yargılama yapacaklar mı? Elbette ki hayır. Benim şahsi kanaatim, Facebook için tam bir şey söyleyemiyorum ama Netflix ve Twitter'ın Erdoğan ve AKP ile beraber çalışacağı düşüncesinde değilim. Aslında sorun şu, AKP'nin toplum mühendisi yaratma çalışması ve AKP'nin RAND projesi, kendi dizilerinin izlenmemesi, Katarlı şirketinin televizyonu ve dijital mecrası izlenmemesi ve AKP'nin toplumda RAND projesi yaratması. Bir başka önemli mesele ise tek parti devleti ve her yere hakim olma isteği. Bunca medyaya hakim olmaya çalıştılar ama hala sosyal medyanın etkisi çok daha önde ve toplum mühendisliği çalışmalarına diziler üzerinden yapmaya devam ederlerken bir de Netflix çıktı karşılarına, tüm mesele budur.